Yıldız Kavaklı, 39 yaşındayım. Göz çevremde kırışıklıklar, göz kapağımda düşmeler, üst göz kapağı derisinde katlanmalar başladı. Alt göz çevremde çukurlaşmalar var. Bunun dışında yüz ovalim de bu sene bozulmaya başladı. Alt dudak köşesinden çeneme doğru çok hafif sarkmalarım var. Ürün de sormuş Yıldız Hanım. Yüz ovalini toplamak için önereceğiniz yüz egzersizi. Bakın, yüz ovali egzersizden başka hiçbir şeyle tam olarak toparlanmıyor. Yani mutlaka ya cerrahi müdahale gerekiyor. Bütün teknikleri araştırıyorum. İki tane dermatoloğum var. Onunla da ilgili soru sormuşsunuz. Onlara da geleceğim. Yüz ovalindeki kas sarktığı zaman ona mesela işte hiçbir şekilde botoks yapılamıyor. Doldursanız yüz büyüyor mesela. Şeyi düşünün. Şu kanepenin kumaşı. Mesela bu bizim çok sevdiğim bir kanepem benim. Bu arada sizi evime konuk etmiş oldum. Bu da gerçekten çok güzel bir his. Bu kanepeyi seviyorum. Bu herhalde 5-6 yıllık. İşte oturuyoruz, kalkıyoruz. Kumaşını çok seviyorum. Değerli bir kumaş ama tabii üzerine ağırlık bindiği için o kumaşta esneme var. Şimdi bu esniyen kumaşın içine ben daha çok sünger doldurursam görüntüde tabii ki deformasyon olur. Yani gitgide bir büyüme ve şişme hali olur. Hiç karşı değilim. Gerektiği zaman dolgu malzemeleri, gerektiği zaman botoks kesinlikle kullanılmalı diye düşünüyorum. Ama sadece ona güvenip de cildimizi olduğu yerde bırakırsak istediğimiz sonucu zaten alamayacağımızı biliyorum. Mesela konusu açılmışken botoks kimler için bence çok gerekli? Kendi mimiklerine hiç hakim olamayan, konuşurken devamlı kaşlarını kaldıran ya da devamlı yüzünü gözünü kırıştıran insanlar bence zaten hani bunu yapmamaya çalışsalar hem boşu boşuna yüzlerini yormamış olurlar, hem daha sakin kalırlar, hem de egzersizlerle o ihtiyacı azaltabilirler. Ama diyorsanız ki ben hiç hakim olamıyorum ve çok 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 mimikliyim, bunu yaptırıp da faydasını gören çok arkadaşım oldu. Bir süre öyle boşu boşuna yaptıkları mimiklerden kurtuldular. Ama bunda da tabii ki doz çok önemli. Yani yüzünüzü tamamen dondurup da ifadesiz ve duygusuz bir hale gelmesini istemezsiniz diye düşünüyorum. Ayrıca çok pahalı işlemler bunlar. Onun için mümkün olduğu kadar biz doğal yollarla yapabileceklerimizi yaparsak çok daha iyi netice alırız. Ama dediğim gibi bazı konular için sadece egzersiz, işte yüz ovali. Üstelik en sorunlu bölgelerden bir tanesi. Belli bir yaştan sonra biliyorsunuz buradaki bu gerginlik azalıyor. Bununla ilgili yeni keşfettiğim isimler var. Yeni keşfettiğim dediğim bir yıldır takip ediyorum. Renew Me diye bir sitesi olan Peta diye bir kadın var. Linklerde göreceksiniz. Gerçekten şahane. Yani tam kafama göre buldum. Çünkü acayip araştırmış ve yüz kaslarına çok hakim. Biraz takıntılı, deneyip yanılma yöntemiyle kendi kendine birçok hareket geliştirmiş. Acayip güzel anlatıyor. Fakat videolar İngilizce. Eğer beğenirseniz de arzu ederseniz, bu ara ben çok yoğun olduğum için bir yandan kitap yazıyorum, bir yandan başka program hazırlıyorum, bir yandan Amerika'da işlerim var. İnanın çok yoruldum, bir haftanın sonunda geldik, bir yayın yapıyoruz. Eğer daha çok vaktim olsaydı oturup hepsini sizin için çevirecektim de. Ama bu ara o kadar çok çeviri yaptım ki tükendim. İnşallah bir sonraki zamanlara. Onun için şimdiden size bugün yazdığım yazıyı editleme sözümü de vereyim. Altına açıklamalar da yazacağım. Ama lütfen bu kadınınkine mutlaka bakın. Bu Peta'nın yüz egzersizleri gerçekten çok başarılı. Onlardan çok memnunum. Yüz ovali için yaptığı iki tane hareket var. Bunları deneyin. Bence bunlardan kesin netice alacaksınız. Gözler. Göz altı için özellikle. Bakın, göz egzersizleri genel olarak İnternet üzerinde bulduğunuz her videodaki göz egzersizleri iyi. Tek bir istisna söyleyeceğim. Yaparken alnınızı kırıştırıyorsanız ya da şuraları kırıştırıyorsanız o egzersizlerden uzak durun. Ya da kırışan bölgeleri parmağınızla durdurmak ya da elinizle böyle açmak şeklinde açın ve olmasına engel olun. Çünkü diğeri yaparken öbür tarafı kırıştırırsanız mutlaka yeni kırışıklıklarınız oluyor. Buna engel olmak şart. Göz egzersizleri hepsinin bazı aynı. Bulacaksınız linkte. Lütfen onları deneyin. Yalnız kendinize zaman verin. 2 aydan önce netice alamıyorsunuz ama 2 ay sonra gerçekten çok ciddi netice alabiliyorsunuz. Özellikle gözlerin altını korumak açısından çok etkili. Gözün altı için söylemek istediğim bir şey daha var. Mutlaka içinde güneş koruma faktörü olan krem kullanın. Göz kremleri. Bunların birçoğu var. Değişik değişik ürünler var. Kimisi ucuz, kimisi pahalı ama SPF'i olan, güneş koruma faktörlü kremi olan ürünü olan ürünleri kullandığınız zaman göz altınızda bir defa güneşten koruyorsunuz.
Ve mutlaka güneş gözlüğü kullanın. Güneşli havalarda, hele deniz mevsiminde, denize girdiğiniz saatlere dikkat edin. Gözlerimizin etrafını en çok o zamanlarda zedeliyoruz. Aklınızda bulunsun.